Mistik Yol'dan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Bağımlılık pek çok farklı biçimde hayatımıza girebilir. Fazla yemek, alkol veya sigara tüketmeye meyil edebiliriz. Ancak bağımlılığın türü ne olursa olsun, hepsinin ardında şu asıl gerçek vardır. Temel bir ihtiyacın karşılanmamış olması. Sevilmek, ilgi görmek, takdir edilmek, bir birey olarak kabul görmek, doyurulması gereken ihtiyaçlardır. Bunları bulamazsak onların yerine başka şeyler koymaya çalışırız. Bunlar maalesef asıl ihtiyacın yerine geçemezler. Derin bir yarayı küçük bir yara bandıyla kapamak kadar iş görürler ve bizi asla tam olarak tatmin edemezler. Bizi uyuşturan, algısal açıklığımızı kapatan bu alışkanlıklar, asıl ihtiyacımızın giderilmediğini kısa süreliğine unuttururlar. Bu meditasyonda özellikle sigara bağımlılığına odaklanacağız. Bu meditasyonu başka bir bağımlılık için de yapabilirsin. Hazırsan yatağına uzan. Gözlerin şimdilik açık kalsın. Derin bir nefes alalım ve verelim. Nefes verirken bedenin nasıl sakince yatağa gömüldüğünü hissedelim. Bakışın özel bir şeye odaklanmadan odada gezinsin. Şimdi önünde gördüklerinden birini seçip ona odaklan. Bu bir avize veya tavandaki bir nokta olabilir. Bakışların çaba sarf etmeksizin seçtiğin yere bakıyor. Gözlerin rahat. Bu sırada sakince aldığın nefesi dinliyorsun. Havanın burun deliklerine girip çıkarken verdiği hissi fark ediyorsun. Şimdi nefes alırken duru bir sakinliği içine çektiğini hayal et. Havada asılı kalmış, sakin ve yatıştırıcı bir çiçek kokusunu içine çeker gibi sakinliği soluyorsun. Hava ciğerlerine donarken sana sakinlik getiriyor. Ve nefes verirken üzerindeki ağırlıkları götürüyor. Böyle nefes aldıkça zihninin rahatladığını hissedebilirsin. Düşünceler sanki senden uzaklaşıyormuş gibi gelebilir. Ve bu sırada bedeninin biraz daha rahatladığını hissedebilirsin. Şimdi 5'ten geriye doğru sayacağım. Ve 1'e ulaştığımda gözlerin kendiliğinden kapanacak. 5. Daha şimdiden gözlerini açık tutmak zor geliyor. 4. Göz kapakların sanki kirpiklerine asılı ağırlıklar varmış gibi
aşağı çekiliyor. 3. Görüşünün yavaşça azaldığını ve karardığını hissediyorsun. 2. Gözlerin biraz daha kapanıyor. Ve 1. Büyük bir rahatlamayla gözlerin tamamen dinlendirici bir karanlığı getirerek kapanıyor. Gözlerin kapalı ve burada rahatça yatarken başının üstünden göz kamaştırıcı parlaklıkta ama yumuşak ve rahatlatıcı bir ışığın girdiğini hayal et. Işık nefes alışverişlerine uygun olarak başının üstünden başlayarak tüm vücudunu dolduruyor. Nefes alırken vücuduna doluyor ve nefes verirken güçlü bir biçimde parlayarak bulunduğu yere iyice nüfuz ediyor. Işık önce başının içine doluyor. Şimdi rahat ama derin bir nefes al ve başının içine dolan ışığı hisset. Ve şimdi nefes verirken başında yoğunlaşmış negatif enerjinin bir duman gibi salındığını ve havaya karışıp yok olduğunu hayal et. Ardından yine derin bir nefesle ışığı boyun bölgene çekiyorsun. Ve nefes vererek buradaki duran, atıl kalmış enerjiyi vücudundan atıyorsun. Şimdi ışığı omuzlarına çektiğini düşün. Ve atıl enerjiyi nefesinle buradan dışarı at. Şimdi göğsün ve sırtın ve olumsuz enerjiyi nefesle atalım. Şimdi kolların enerjiyi atıyoruz. Ve karnın ve verelim. Son olarak bacakların ve verelim. Tüm vücudunun ışıl ışıl yepyeni bir enerjiyle parladığını hisset. Ve kasların iyice gevşerken ve tüm varlığınla rahatlarken
gitgide sakin bir ruh haline geçiyorsun. Ve böyle gevşemiş bir halde ne kadar rahat ama aynı zamanda ne kadar keskin, dikkatli olabileceğini fark ediyorsun. En ufak bir sesi veya küçücük bir duygu değişimini fark edecek kadar açık bir algıyla biraz uyur ama biraz da tetikte durduğunu hissedebilirsin. Çünkü bu özel anda gitgide kendi içine dönerken daha derin bir trans durumuna geçerken bir yandan da yeni bir dikkat geliştiriyorsun. Uyanıkken fark edemediğin ne varsa onları görebilen, kendi iç dünyanda hangi duygunun, hangi alışkanlığın nereden geldiğini ve nelere neden olduğunu takip edebilen özel bir dikkate sahip oluyorsun. Ve bu dikkatlilik hali, sen sakince nefes almaya devam ettiğin müddetçe seninle kalıyor. Bu haldeyken kendi iç dünyanı anlayışın derinleşiyor ve önemli değişimler yapacak gücü kendinde buluyorsun. Sakinlik, güç ve berrak bir görüşle doluyorsun. Ve bu hislerle doluyken, arzu ettiğin değişimin sana kısa zamanda geleceğini biliyorsun. Hatta şimdiden değişimin başladığını hissedebilirsin. Değişimin bir kısmı şimdi tatlı bir heyecan duygusuyla sana gelirken, diğer bir kısmı daha derin bir düzeyde çalışarak seni yeni hayatına hazırlıyor olabilir. Değişimi arzu ettikçe onun tüm düzeylerde çalışacağından emin olabilirsin. Ve bir zamanlar herhangi bir nedenden dolayı başlamış olduğun ama artık hayatında istemediğin kötü bir alışkanlığı sonlandırabilirsin. Şimdi güzel ve son derece şık bir merdivenin başında durduğunu hayal et. Antik görünümlü, muazzam bir beceriyle yapılmış, ahşap bir merdivenin önündesin. Tarafında inerken elinle tutunacağın sağlam bir trabzan bulunuyor. Ve bu merdivenin özelliği senin en derin hislerini sakladığın yere iniyor olması.
bu yerde istediğin alışkanlığı ilk çıktığı zamana kadar takip edebilirsin. Onun diğer duygusal bağlantılarını görebilir ve istersen kötü bir alışkanlığı sonlandırmak için neye ihtiyaç duyduğunu burada keşfedebilirsin. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım ve her sayışımda merdivenin bir basamağını ineceksin. On. Gitgide rahat ve sakin bir trans haline geçiyorsun. Dokuz. Zihnindeki düşünceler senden biraz daha uzaklaşıyor. 8. Yedi. Altı. Biraz daha sakin, rahat ve kaygısız bir haldesin. 5. 4. 3. Daha derine ve daha da derine iniyorsun. 2 ve 1. Son basamağa indiğinde geniş taş duvarlı bir salonda buluyorsun kendini. Salon duvarlara sabitlenmiş bir dizi meşale ile aydınlanıyor. Sırt sırta vermiş kitaplıklar salonu dolduruyor. Duvarlar boyu kitaplar. Her biri aynı boyutta ve renkte. Burası senin bilinçaltı gerçekliğinin tüm anılarını saklayan bir yer. Ve kitaplar senin hayatının farklı dönemlerinde neler yaşadığını anlatıyor. Bu sakin ve sessiz duvarların içinde kendini tamamen güvende ve rahat hissediyorsun. Çünkü burası senin güç alanın ve hayatınla ilgili önemli kararları almak için kullanabileceğin bir yer. Meşalelerin kırpışan ışığı altında sakince yürümeye başlıyorsun. Binlerce cilt kitaptan yükselen kitap kokusu burnuna geliyor. Yürüyorsun. Yürüyorsun. Ve koyu renk ahşap bir kürsünün önüne geliyorsun. Burada duruyorsun. Ellerini kürsünün iki yanına koyuyorsun.
ve ellerin kürsüye değdiği anda önünde kütüphanedeki kitaplardan biri beliriyor. Kitap kendiliğinden açılıyor ve aynı bir hologram gibi açık sayfalardan yansıyan görüntüler havada akmaya başlıyor. Sigarayla ilk tanıştığın günü seyretmeye başlıyorsun şimdi. Belki bir arkadaşın sana ikram etti veya merak ettiğin için gidip kendin bir paket satın aldın. Nerede olduğunu ve yanında kimler olduğunu gör. Her ne yaşadıysan o anı tüm ayrıntısıyla seyret. Şimdi şu anda sigarayı bırakmak isteyen sen, sigara içmek isteyen genç halini görünce ne hissediyorsun? Yargılamadan, tamamen anlayış göstererek eski halini seyret. Şimdi önündeki sahneye adım attığını hayal et. Sahneye giriyorsun ve ilk sigara içen halinin yanında beliriyorsun. Ve ona neden sigara içmek istediğini soruyorsun. Sana ne yanıt veriyor? Şimdi onun yanıtını dinledikten sonra sigara içmek isteyen haline ne demek istersin? Her ne konuştuysanız onun seni dinlediğini ve anladığını biliyorsun. Çünkü o senin genç halin ve senin bilgeliğine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle onu yargılamadan bildiklerini onunla paylaşıyorsun. Ve şimdiki seçimlerinin gelecekte nasıl sorunlar çıkarabileceğini ona anlatıyorsun. Bu özel anda
ona daha iyi ve daha sağlıklı seçimler yapması gerektiğini söylersen, seni dinleyeceğini biliyorsun. Ve genç halin seni dikkatle dinliyor. Onun seni dinlediğini ve hak verdiğini görüyorsun. Çünkü sen zamanın ötesine geçerek geçmişteki genç haline ulaştın ve onun doğru seçimler yapmasını sağladın. O ilk sigarayı içmeden önce onu engelledin. Ve böyle yaparak geçmişinde sigara ile ilişkili tüm anıların ve duygusal bağlantıların silinmeye başladığını fark ediyorsun. Bu bağımlılık hiç var olmamışçasına sendeki tüm fiziksel ve duygusal etkileriyle birlikte tamamen silinip giderken kendini muhteşem hissediyorsun. Ciğerlerine dolan hava artık daha temiz. Nefes alışverişlerin kuvvetli ve vücudun sağlıklı. Şu anda çok daha zinde ve güçlüsün. Şimdi genç halinle karşı karşıya geldiğini ve ona içtenlikle sarıldığını hayal et. Kalbinde sevginin yoğunlaştığını ve yoğun bir ışığın her ikinizi de sardığını hisset. Aslında sen, zamanın iki farklı yakasında duran sen, kendini büyük bir sevgiyle kucaklıyorsun. Bırak, sevgi kendini ifade etsin. Bırak, sevgi en doğru yolu bularak seni tüm düzeylerde arındırsın. Artık biliyorsun ki doğru seçimler yapmak aslında kendini sevmenin bir ifadesidir. Sevgi yükseldiğinde kendine zarar veren alışkanlıklar son bulur. Şu anda sen kalbini sevgiyle kuşatarak sigaranın veya bir başka zararlı alışkanlığın asla oluşmayacağı özel bir alan oluşturuyorsun. Ve sigaranın hayatında hiç var olmadığı bir dünyanın etkilerini kendine çekiyorsun. Hayatın sadece faydalı alışkanlıkların yeşereceği verimli bir yere dönüşüyor. Şimdi bunu bilerek rahat ve huzurlu bir uykuya dal. Uykudayken tüm varlığında sağlıklı seçimler belirsin. Derin bir uykuya dal.
uyur.